ve defalarca bıçaklanarak ölüme gönderilen Emine'nin o görüntüleri 23 Ağustos'ta sosyal medyaya düşmeseydi, Emine de Ağustos ayında öldürülen diğer kadınlar gibi bir sayıdan ibaret kalacaktı. Tıpkı 22 Ağustos'ta Konya'da şiddet uyguladığı için uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi tarafından çocuklarının önünde 20 bıçak darbesiyle öldürülen Tuğba Erkol gibi. Tıpkı 2018 yılında öldürülen 440 kadın gibi. Ya da 2019'un ilk 6 ayında öldürülen 214 kadın gibi. Çocuğunun gözü önünde öldürülen Emine Bulut'un görüntüleri dolaşıyor her yerde artık. Sadece ölüm haberine değil, nasıl öldüğüne de tanıklık etmek zorunda kalıyoruz. Giderek artan kadın cinayetleri, gittikçe daha da vahşileşen şiddet yöntemleri, sadece kocanın, sevgilinin, bazen babanın ani sinirlenmesi, caniliği, kendine hakim olamamasıyla açıklanabilir mi? Bugüne kadar başta Cumhurbaşkanı olmak üzere hiçbir iktidar yetkilisi çıkıp da bu ülkede kadınların öldürülmesine, şiddet görmesine izin vermeyiz dedi mi? Hayır. Sosyal medyada gündem olmadığı sürece şiddet uygulayan, katleden, taciz eden erkekler çoğunlukla adliye koridorlarında salıveriliyor mu? Evet. Ne Emine'nin ölümü ne de diğerleri, bir caninin sinirlerine hakim olamamış ruh hastası bir adamın yaptığı müferit cinayetler denilerek geçiştirilemez. Ülkeyi yönetenlerin kadınları ısrarla sıkıştırdığı şiddet cenderesinin sonuçlarıdır. Kadınları korumayan, onları şiddetle baş başa bırakan, daha önemlisi şiddeti körükleyen sistemin sonucudur. Boşanmak, evlenmek kadar doğaldır. Evliliğe yolunda gitmeyen kadın da erkekle boşanır tabii. Demediğiniz için öldürüldü Emine. Bu ülkede kadınların öldürülmesine izin vermeyiz. Yasaları güçlendiririz. Bir kadının burnu kanasa devlet onu oradan alır, güvenli bir yere yerleştirir ve asla erkeği haklı görmez. Demediğiniz için biz bugün bu görüntüleri izliyoruz. 17 yıldır söylediğiniz aile, ailenin kutsallığı, aileleri koruma siyaseti kadınların ölümü demek işte. Bir devletin kadınları ısrarla sıkıştırdığı şiddet cenderesinin sonuçları bunlar. Kadınları korumayan, uğradığı ya da uğrayabileceği şiddetle onları baş başa bırakan ve hatta daha önemlisi şiddeti bizzat yaratan ve körükleyen sisteminiz öldürdü Emine'yi. Boşanan kadınları sapkın hayatlar yaşamakla suçlayan, boşanmaları ne pahasına olursa olsun engellemek için mecliste komisyonlar kuran, aileleri parçalatmayacağız diye